Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kandil hayal kırıklığına uğradı. Seçimle deviremiyoruz, sokağa çıkın değerli izleyenler. 14 ve 28 Mayıs'ın ardından muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Elbette yayınladığı mesajlarla hayal kırıklığı yaşayan bir kesim daha vardı. O da eli kanlı terör örgütü PKK. Gerilimi yüksek bu seçim sürecinde PKK hiç olmadığı, hiç yapmadığı kadar duruma angaje ve müdahil oldu. Karayılan, Bese Ozat, Cemil Bayık ve Duran Kalkan başta olmak üzere PKK kadroları açıklama üstüne açıklama yaptı. Süreçleri etkilemeye yönetmeye çalıştı. Ancak bu müdahale sandıkta yenildi ve vatandaşlar Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki vermedi. Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Karasu, muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı dedi. Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti. Karasu konuyla ilgili son olarak ama şunu göze almaları gerekiyordu. Seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi. Seçimle götürmede bir mücadele işiydi ve mücadele etmediler. Ondan sonra her türlü baskıyı yaptı, her türlü uygulamayı yaptı, her türlü imkanını kullandı, hile yaptı. Her türlü baskı normalleşti. Bu bakımdan sistem içi muhalefetin gerçekten de tutumları çok zayıf kaldı dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.